Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum Kiralarsın CEO'su ve kurucusu Başak Baykan. Hoş geldiniz Başak Hanım. Hoş bulduk. Peki ben sizi o zaman dinleyeceğimize her zaman olduğu gibi bir kısaca tanıtayım. Sonra sohbetimize geçelim. Marmara İşletme mezunusunuz. Eğlence ve yiyecek içecek sektöründe başlamışsınız çalışma hayatını. Hatta genç yaşlardan itibaren. Sonra dijital pazarlama alanında ajans ve girişimlerde yer almışsınız. 12 ay öncesine kadar 5 yıl boyunca QNB Finans Bank'ta çalışmışsınız ve en sonunda deneyim mimarı olarak. Ama bunun son senesinde Kiralarsın hayatınızdaydı QNB Yan programı ile. Ben şununla başlamak istiyorum. Girişimci olunuyor mu, doğuluyor mu sorusu vardı malum. Ben biraz ikinci tarafa yakınım. Sizin o konuda görüşünüzü merak ediyorum. Vallahi çok zor soruyla başladık. Yani şöyle, işte sizin az önce de CV'mi az çok böyle saydınız. Çok tabii. Enteresan çünkü araştırma çok yaptım. Farklı... Aynen. Çok böyle farklı sektörlerde aslında ne ilgimi çekiyorsa hep böyle ona atlamış biriyim aslında. Hizmet sektöründe de çok uzun yıllar çalıştım. Girdiğim her sektörde de neredeyse bir tane girişimi hayata geçirmeye çalıştım yani. Çok acayip bir şekilde, çünkü o işi öğrenip sevdikten sonra hep bunun üzerine başka ne yapılabilir diye aslında düşünmeye, daha çok kafa yormaya başladım. Yani girişimcilik nasıl bir şey yani? Bence girişimcilik bir huy meselesi, bir karakter Hı-hı. meselesi ve karakterimiz de ne zaman oluşuyorsa aslında birazcık Hı-hı. onunla ilgili bir soru. Güzel. Çünkü buradaki bu işte hani tutkulu olma, işte bu cesareti gösterebilme, hani bunların hepsi aslında bir girişimci yapan şeyler. İşte kendi bildiği güvenli alanın dışına çıkmaya sürekli gayret etmesi aslında bir karakter meselesi. Dolayısıyla Hı-hı. birazcık doğuştan, biraz da bence çevrenin Hı-hı. etkisiyle daha sonradan da ortaya çıkabilen şeyler. Ben küçüklüğümden beri mesela girişimciyim diyebilirim çok rahat bir şekilde. Ama mesela şöyle oldu. İşte lisedeyken mesela hayalim bir restoran açmaktı. Çünkü bilmiyordum ki bir teknoloji girişimciliği nedir? Böyle bir şey hayatta var mı? Çevremde hiç böyle bir örnek yoktu. Atıyorum mesela üniversiteye geldim. O zaman da küçücük biriyim aslında. Yani üniversitedeyken bile hani nasıl bunları düşündüm, cesaret ettim bilmiyorum. İhracat işlerine falan girmeye çalıştım. Yani çünkü bir şey yapmak istiyorum ama bir türlü ne yapmak istediğimi bulamıyorum. Her bir fırsatı cesareti gösterip atlamaya çalışıyorum gibiydim. İşte aradan yıllar geçtikten sonra artık biraz daha böyle ayakları yere sağlam basan, çevredeki farklı girişimcilerle de tanışarak, onlardan da öğrenerek biraz daha farklı girişimcilik serüvenlerim başladı. Harika. Yani cevap da çok güzel oldu gerçekten. Karakter ne zaman oluşuyorsa biraz genetik, biraz epigenetik aslında. Her şeyde olduğu gibi bu da bir aslında bir mix. Ben şunun için sordum aslında bunu. Biraz işte herkes şimdi girişimci olmaya çalışıyor ya veya böyle bir şey pompalanıyor yani hava pompalanıyor. Ama ya yani şunu demek istiyorum ben de dinleyenlere de. Yani herkesin harcı değil girişimci olmak ama kurucu olmayabilirsiniz. Fakat bir girişimde çalışabilirsiniz. En iyi yaptığınız şey neyse aslında kendinizi orada bulabilirsiniz. Bilmiyorum sizin için böyle alışılmışın dışında bir yol var mı önerebileceğiniz? Yani kariyer.net'ten girip girişimlerde iş aramak dışında verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Ya aslında bir girişimde çalışmak da neredeyse bir girişimci olmak, yani bir şirket kurmak kadar zor bence. Aslında o da çünkü, öyle doğru. Evet, çünkü genel olarak çok sınırlı kaynakla, hem insan kaynağı hem finansal kaynakla çok büyük işler başarılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hani çalışanı olarak bile girince çok fazla şeyle ilgilenmek zorundasınız. Ama bir yandan da çok güzel, çok şey öğreniyorsunuz. Bir sürü farklı bakış açısına aslında sahip oluyorsunuz. Kendinizi aslında bir sürü alanda donatıyorsunuz. Çünkü buna mecbursunuz. Yani girişimde çalışmak için bir sürü alanı öğrenip, kendi başınıza öğrenip, geliştirip kendinizi bunları sağlamanız gerekiyor şirkete. Dolayısıyla bence bir girişimde çalışmak da çok değerli. Bir girişim kurmak da farklı bir tecrübe aslında baktığınızda. Fakat ille de yol bu değil. Yani girişimde çalışmak veya bir girişimi kurmak değil. Bir şirkette çalışırken de bir girişimci gibi çalışabilirsiniz. Ben mesela yıllarca bunu yaptım, çalıştım şirketlerde.
Her zaman önüme gelen briefin üstüne çıkarak ya da benden beklenen üstüne çıkarak farklı bir proje, farklı bir işle gitmeye çalıştım. Çok sefer sınırları zorladım. Çok sefer çalıştım şirketlerde üst yönetim kendisi çok nasıl diyeyim sorumluluk almak zorunda kaldı. Denenmemiş işlere çok ikna etmek aslında zorunda kaldı merkezi. Fakat bunun sonuçlarını da gördüm. Yani kendimi hep şirketin üst yöneticilerinden bir tanesini yeni bir şeye girmeye ikna ederken buldum. Çalıştığım bütün şirketlerde. Tabii bazı şirketler buna hiç alan sağlamıyor. Hiç sorumluluk almak istemiyor. Yeni bir şey istemiyor. Ama bazı şirketlerde eğer bunu bulabiliyorsanız böyle bir alanı, böyle bir özgürlük alanını bu da çok güzel. Çünkü zaten girişimcilik yeni bir fikri ortaya atıp bunu işte product market fit'i bulup gerçekten karşılığını görüp işte bu işi büyütüp istenen noktaya getirdikten sonra alınan bence tatmin. Yani buradaki aslında başarı hissi diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bir şirkette de gayet iyi bir girişimci olunabilir. Bu çok güzel bir vurgu oldu. Çok güzel bir mesaj oldu bence. Herkesin işine ne şekilde yaklaşması gerektiğine dair de çok güzel bir tavsiye oldu. Peki QM bir anda kurum içi girişimcilik duyurusunu karşılaştığınız zaman ne hissettiniz? Ya bunda bence hiç beklediğiniz cevabı veremeyeceğim şu anda. Çünkü şeyde Finans Bank'ta çalışırken işte QNB Finans Bank'ta işte 5 yıldır çalışıyordum dediğiniz gibi. Hiçbir zaman bankacı değildim. Çünkü 2,5 yıl dijital pazarlama ekibinde çalıştım. 2,5 yılda tasarım ekibinde çalıştım. Nispeten bankanın diğer bölümlerine göre daha özgür, daha dijital şeyleri, kanalları kullanan, yaratıcılık içeren aslında alanlardı. Zaten başka türlü de yapamazdım muhtemelen. Çünkü 5 sene önce bankaya girerken inanamamıştım. Böyle herkesin siyah takım elbise giydiği, siyah pardösü girdiği bir ortama girmiştim ve hani şey demiştim yani kendi içimden. Yani burada en fazla bir sene durabilirsin. Hani hemen buradan gideceksin gibi bir şekilde başlamışım ama tabii olaylar böyle yaşanmadı sonrasında. Gayet de dışarıdan görüldüğü gibi bir algısı aslında içeride yok bankalarda. Çünkü çok kollu, çok işten anlayan, çok çeşitli ekipleri olan aslında büyük yapılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da kendi istediğiniz alanı yaratmak ve tutkunuzun peşinden gitmek aslında mümkünmüş. Çok ön yargılıymışım. İçeride sonra bunu anladım. QM Beyond'dan bana ilk defa önüme şu mail düştüğü zaman bunu anlatmama inşallah daha sonradan bozulmazlar. Bir mail düştü, bir e-mail düştü. Ben de bu e-maili şeyden açtım, telefondan açtım. E-mailde şöyle bir şey yazıyordu. İşte banka QM Beyond ekibi kurum içi girişimcileri arıyor diye bir mail düştü. Mobilden bakıyorum, aklımda bir şeyler var ama hani yani bu nedir? Bankayla ne olacak ki? Hani hiçbir detayı aslında belli değil o anda benim için. Herhalde bir fikir daha yazacağım. Yine bankaya bir proje olacak gibi düşünüyorum. Her zamanki gibi, her zaman yaptığım gibi. Sonra mobilden bu maili açmaya çalıştım. Ya Allah'ım tıklıyorum, açılmıyor. Sonra ben de oturdum, üşenmedim, mail yazdım. Dedim ki böyle böyle bir duyuru yapmışsınız ama responsif değil yani mobil uyumlu değil bu mail ve açılmıyor buradaki link ve bu çok kötü bir deneyim bence diye bir şey yazdım. Hemen arkasından birkaç saat sonra bir şey geldi, cevap geldi. Başak Hanım işte çok haklısınız mobil deneyimimizi şu anda iyileştirdik artık açılabiliyor başvurunuzu bekliyoruz diye. Ya dedim ki ayıp olmasın. Bari o kadar uğraştırdım insanları. Hadi yazayım şu kiralarsını dedim. Çok hani tuhaf başladı aslında süreç. Tabii kiralarsına şöyle de bir hikayesi var. Ben aslında kiralarsına üniversiteden beri hayata geçirmeye çalışıyorum. Fakat o zamanlar işte yatırımcılarla da görüştüm, sunumlar yaptım. Üniversitenin beni buluşturduğu İşte girişimcilik dersi adı altında çok fazla böyle etkinlik vardı. Buralarda sunumlar falan da yapmıştım. Pek ilgi görmemişti. Çünkü bundan 10 yıl önce elektronik cihazlar çok satın alınabilir fiyatlarda. Kimsenin böyle kiralama gibi bir modele ihtiyacı olmadığını düşünüyor aslında herkes. Ve Z jenerasyonda henüz para harcamaya başlamamış. Çünkü onların biraz daha davranış alışkanlıkları sahip olmamak, aslında günü kurtarmak gibi şey özetleyebiliriz. Dolayısıyla hiçbir zaman ilgi görmedi. Aradaki yıllarda ben tekrar tekrar denedim. Ve Finans Bank'ta çalışırken artık öyle bir noktaya gelmiştim ki şey diyordum yani ben zaten işte evlenmiştim kısa bir süre önce. Evlilik tazminatımı mı alıp acaba kiralarsını kursam niyetindeydim.
O yola girmiştim aslında. Derken böyle bir şey gelince, ay hadi buraya da yazayım oldu. Gerçekten hiç beklenmedik şeyler sonradan başıma geldi. O Ve derece olay hazırlıksız tabii yani. tabii müthiş hazırlıksız. Sonra işte bir anda programa kabul edildim. Sonra bir sürü işte jürinin önüne çıkıp aslında kiralarsın. Pek çok kez aslında oylanarak kabul edildi diyeyim. Daha sonradan işte QN Beyond'un şeyle liderliğinde bir Dragon's Den dedikleri, bu yurt dışında da çok popüler şu anda bu kavram. İşte dragonların 3-4 dakikada seni sıkıştırıp aslında açığını aramaya çalıştıkları bir formatla bütün üst yönetimin önüne çıktım. O zamana kadar tabii bankada, yani ben direktör değilim, bölüm müdürü değilim. Aslında baktığınız zaman üst yönetimin sıklıkla gördüğü ve unuttuğu, hiçbir zaman aklında kalmayan isimlerden biriyim. Hiç de bana gelebileceğini düşünmemiştim bu arada böyle bir desteğin. Hani çünkü çok fazla müdürler, direktörler falan da vardı programda yarışan benimle. Herhalde onlara gider falan diyordum. Çok enteresan gerçekleşti ama hep şeyi söyledi üst yönetim daha sonradan da. Hani biz girişimciyi arıyorduk ve sen bir girişimciydin. Yani sen kurumun içinde gerçekten bir girişimcisin diye aslında. Yani ne fikir ne başka bir şey, aslında girişimciyi tespit edip ona destek oldular. Aslında sizin hiçbir bu girişimcilik tecrübelerinizi falan filan bilmiyorlardı. Yani bunu açık ederek konuşmadınız diye tahmin ediyorum. Yani sadece fikri anlattınız, kiralarsanız. Yani fikri, işte problemi, aslında çözmeye çalıştığımız problemi, çözümü, bunları detaylı bir şekilde anlattım. Ama tabii ki de bu işi benimle yapmak isteyen başkaları da vardı çevremde. Dolayısıyla hani onların da istekli olduğunu anlatırken kendimden de bahsettim. Herkes tanıtırken aslında ekibe dahil olabilecek insanları. Orada aslında öğrenmiş oldular. Geçmişte birkaç girişimcilik tecrübem daha olduğunu ve hepsinin aslında başarısızlıkla sonuçlandığını. Dolayısıyla aslında neyi nasıl anlatışımdandır belki Tabii bilmiyorum. tabii. Ya Onlar aslında da onu ikna soracağım. oldu. Ya aslında tam da bunu soracağım. Sonrasında birçok yatırımda aldığınız Arya Kadın yatırım platformundan veya başka melek yatırımcılardan herhalde yatırımlar aldınız. Aslında konu yani çok güvene dayalı bir konu. Ne ikna oldu yatırımcı sizce? Yani onların fikrini ne değiştirdi? Bu konudaki tereddütlerini ne ortadan kaldırdı? Ya ilk zamanlar aslında yatırımcının neye göre karar verdiğini çok anlayamıyordum. Fakat zaman geçtikçe bir de birazcık böyle inek bir tipim o konularda. Bulduğum bütün kaynakları okuyup işte böyle pek çok girişimcinin yatırımcı sunumlarına, ilk sunumlarına, işte Facebook'un, Foursquare'ın hepsinin ilk sunumlarını falan böyle yalamış yutmuş bir şekildeydim aslında. Fakat şeyi çok iyi anlayamıyordum. Yatırımcı neye ikna olur? Neye aslında parasını verir? Bir noktadan sonra fark ettim ki yatırımcının ilk baktığı şey aslında karşısındaki kişi, girişimci ve ekip. Çünkü şöyle düşünüyorlar, yani fikir 1 dolar diye girişimcilikte bir söz var ve çok doğru. Bugün hiçbir fikir zaten eşsiz değil. Bugün herkesin aklına aynı anda aynı fikir gelebiliyor. Hatta belki hiç kimsenin aklına gelmemiştir diye düşündüğünüz bir fikir dünyanın şu an bir yerinde deneniyor olabilir. Hiç haberimiz bile olmayabilir. O yüzden aslında fikrin hiçbir önemi yok. Önemli olan İşte bu konuyla ilgili, bu fikirle ilgili her türlü başarısızlığa göğüs gerebilecek, her türlü cesareti gösterip hata yapmaya çok açık bir şekilde bu işe baş koyabilecek insanları bulmak. Çünkü onlar ne olursa olsun altından giriyor, üstünden çıkıyor, kenarından dolaşıyor. Bir şekilde o işi hayata geçirmek için her şeyi yapıyor. Hayatının önceliği haline getiriyor. Bu kişileri bulduktan sonra bu kişiler bir şekilde, yani başarma ihtimali daha yüksek. Yatırımcılar aslında bunu görüyor ve buna bakıyor. Sonradan bunu öğrendim. Tabii pazar çok önemli. Gerçekten bir pazar var mı? Ürün pazar uyumu var mı? Ortadaki problem gerçek bir problem mi? Çözüm doğru bir çözüm mü bu probleme karşın? İşte girişimci başkalarını da ikna edebiliyor mu? Tamam, beni ikna ediyor ama ben yalnız yatırım yapmak istemiyorum. Başkaları da var mı masaya gelebilecek? Aslında bunların hepsine bakıyor. Ve şunu istiyor. Bu sektörü bu girişimciden daha iyi bilen biri olmasın. Yani bütün rakipleri, rekabeti, bütün pazarı, bütün oyuncuları, bütün riskleri o kadar iyi bilsin ki bunu bekliyor aslında karşısında. Evet. Davasını ne kadar savunabildiğine bakıyor bir yandan bir Evet. şekilde. Yani birazcık şey gibi deniyor. Biraz kaba olacak belki ama hani bu iş için ölür mü, adam öldürür mü? Hani biraz böyle bakıyorlar olaya gerçekten. O kadar kafayı kırmış mı yani? Evet. Kesinlikle
O çok başarı için. Yani zaten bütün anlatılan başarı hikayelerinde onun izlerini görüyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Girişim bugün 2 yaşında kiralarsın yaklaşık Evet. herhalde. Bunun ilk yılı içeride geçti. Şey sürecini merak ediyorum. Yani o spin-off kararı ne zaman veriliyor? Yani bir go no go noktası var mı önceden belirlenmiş? Oradan sonra QNB An programında da olabilir. Vazgeçenler oldu mu? Ben QNB Finans Bank'ın ve QNB Yonu'nun aslında ilk kurum içi girişimcisiyim. Şu anda benden sonra da birkaç adayları olduğunu biliyorum ama henüz pazara çıkmış, aslında daha yol almış bir girişimci daha olmadı. Ama eli kulağındadır diye tahmin ediyorum. Çünkü birkaç duyumlarını alıyorum ben de. O benim için ilk sene aslında QNB Yonu'nun çok iyi bir şekilde programı tasarlamasıyla birlikte çok verimli geçti. Çünkü girişimcinin çok fazla şeye ihtiyacı var. Özellikle güvenli alanında kurumsal şirkete çalışan bir girişimcinin çok daha fazla şeye ihtiyacı var. Bir hani maaşımı almaya devam ettim süre boyunca, ki bu çok harika bir şeydi. Süre boyunca dediğim o işte aslında spin-off öncesi süreden bahsediyorum. Ama bir şirkete de bu arada bir maddi destekte bulundular. Buna bir yatırım desteği diyoruz. Bir yatırım demiyoruz. Küçük bir hibe aslında. Bunun dışında mentorluk desteği verdiler. Fakat bunun dışında hiçbir şey vermediler ki bence bu çok güzel kurgulanmış bir programdı. Ne insan kaynağı, ondan sonra işte ne beni bir yatırımcıyla bir araya getirdiler, ne bir müşteriyle bir araya getirdiler. Türkiye'deki tüketici elektroniği markalarıyla bir araya, hiç kimseyle bir araya getirmediler. Aslında burada beklenen şey şu: bu kişi gerçekten girişimciyse benim hiçbir kaynağımı kullanmadan gider arkadaşlarını ikna eder, yazılımcısını bulur, tasarımcısını bulur, oturur işi ortaya çıkarır, bunu satar, pazarlar, müşterisini, her şeyini kendisi yapar. Yatırımcısını da gider bulur, ona da fikri satar. Aslında bu şekilde hep tasarlanmış bir programdı ve benim için o yüzden çok kıymetliydi. Hem kendim girişimciliğimi aslında kendime kanıtlamış oldum bu süreç boyunca, hem de çok şey öğrendim. Belki bu kadar destek olsalardı, mesela yatırım yapacakları belli değildi. QNB Yond Ventures tura en son katılan yatırımcı oldu. Belki ilk başta onların yatırımı kesin olsaydı daha rahat olurdum. Dolayısıyla hep aslında güzel tasarlanmış bir Çok programdı. güzel. Bugün çünkü şirketlerde hep kurum içi girişimcilik tartışılıyor ve yanlış örneklerini de aslında duyuyoruz etraftan. O yüzden hani güzel bir örnek olarak anlatmak istedim. Derken bizim tabii ilk günden beri spin-off'umuz belliydi. Bu şirket kendi ayakları üzerine durmaya başladığı anda, yani yatırımcısını bulup sermayesi olduğu anda bankanın çatısı altına ayrılacaktı. Ve ben de bütün fikri mülkiyet haklarıyla birlikte aslında kiralarsınla birlikte bankadan ayrılacaktım. Bu şekilde bir süreç tasarlanmıştı. Hakikaten de böyle oldu. O gün geldi. İşte daha önce bir sene kiralarsın QNB Finans Bank'ın iştirakiyken ayrı bir şirket oldu. Devirler yapıldı ve tamamen ayrı bir şirket olarak yolumuza devam ettik. Bir yatırım turu kapattık hemen arkasına. Zaten ondan önceki 6 ay onun hazırlığı içindeydik. Ekipteki herkes, bu arada benim dışında tabii bir sürü kurucu ortam var, bir sürü bu işe çok ciddi emekler veren yakın arkadaşlarım var. Onların da hepsi bu bir sene boyunca çift iş çalıştı. Yani gecesini gündüzüne kattı, izinlerini kullandı ve bu fikre inandığı için aslında çok ciddi emek verdi ve gün geldi, spin-off sonrası herkes işini bıraktı ve kiralarsına geçti. Şimdi hep birlikte devam ediyoruz. Harika. En çok benim girişimlerde karşılaştığım şey bu, en büyük sorun. Temel varsayımlardaki yanlışlar. Siz ama sanıyorum böyle bir şey çok da yaşamadınız ama yine de sormak istiyorum. Yani çünkü bir şekilde bunun ön denemelerini yapmışsınız. Bir takım problem hakkında yanlış bulduğunuz veya programın başka olduğunu veya hedef kitlenin başka olduğunu bu tarz değişiklikler oldu mu içerisinde, fikir içerisinde? Yani ben bu konuda kendimi birazcık şanslı sayıyorum. Çünkü hem dijital pazarlama hem de tasarım ekolünden geliyorum. Ekolünden geliyorum, doğru bir kelime mi bilmiyorum ama hani bunları, aslında bu kanalları iyi kullanmayı ve anlamayı aslında az çok başardığımı düşünüyorum. Bu bana şöyle bir avantaj oldu. Kiralarsın daha fikir aşamasındayken sosyal medyada pek çok reklam verdim. Reklam setleri hazırladım. Ve aslında pek çok farklı mesajla tüketici kitlesini kendim bulmaya çalıştım. Yani insanlar hangi motivasyonlara
cevap veriyor, hangi mesajlara cevap veriyor ve ne bekliyorlar diye. Aslında daha hiç ortada bir şey yokken bu tip böyle reklamlarla kullanıcının ilgisini ölçmeye çalıştım. Şimdi girişimcilikte aslında biraz son birkaç yıldır meşhur oldu bu konu. Bir pazar araştırması için önce sanki böyle bir girişim varmış gibi Evet, reklam veriliyor. varmış gibi yapmak. Evet, Aynen işte yıllar önce aslında ben de benzer teknikleri hızlı bir şekilde uyguladım. Sonra baktım gerçekten belli profiller var bu tip bir fikirle ilgilenebilecek. Ondan sonra bu müşteri aslında potansiyel müşteri gruplarını biraz daha anlamaya yönelik işte empatik röportajlar yaptım. Buradan çıkan pek çok içgörüyü detaylandırdım. Tabii bir yandan herkese ulaşmak mümkün değil. İşte anketler falan da yaptım tabii ki de ama daha çok işte çevremde beyaz yaka insanlar vardı. İşte mavi yakalara ulaşmak için çok ciddi çaba gösterdim. Çünkü herkesin yani doğru tüketici kitlesini anlamak çok önemliydi. Ve buradaki bütün içgörüleri tabii çok fazla içgörü çıkıyor. Bir şekilde önceliklendirip belirlemek gerekiyor. Ve işte yolumuz aslında böyle çıkmış olduk. İlk başta aslında tahmin ettiğimiz motivasyonlara farklı olarak mesela deneme motivasyonu çok önde çıktı. Çünkü ben hep şey diye düşünüyordum. İnsanlar bir elektronik cihaz kiralar çünkü tatile gidecek, bir sualtı kamerasına ihtiyacı var. Onu zaten yılda bir kere kullanacak yani bir hafta kullanacak. Neden alsın? Satın almasın, gelsin kiralasın. Bir haftalık onu kullansın ve geri versin. Access ekonomi yani hep böyle aslında düşünüyordum. Fakat Aynen. gördüm ki asıl insanların ihtiyacı şu. O kadar çok elektronik cihaz var ki şu an piyasada bir temizlik robotundan hani düşünün 10 tane markanın farklı modelleriyle belki 100 tane çeşit temizlik robotu var şu anda. İnsanların bu cihazları denemeye de ihtiyacı var. Yani satın almadan önce şöyle bir hafta kullanıp bir deneyeyim gerçekten almaya değer mi diye bakmaya ihtiyacı var. Çünkü paradox of choice muydu? Yani inanılmaz bocalıyorlar şu anda e-ticaret sitelerindeki yüzlerce çeşit Analiz arasında. paraliz diyorlar. Analiz felci de diyorlar, evet. Aynen. Dolayısıyla hani biz de böyle bir trial noktasında aslında müşterinin satın almaya giden yolculuğuna bir katkı da sağlamaya başladık. Yani bu tip içgörüleri hep oralardan aldım. Bir de tabii sürdürülebilirlik tarafında önemli bir aslında motivasyon var. Fakat bu sürdürülebilirlik için yani gezegenimizi koruyayım daha fazla atık çıkarmayayım motivasyonla kiralama yapan sayısı şu an Türkiye'de birazcık az tabii. Tabii Yani ki. insanlar genelde bunu önceliklendirmiyorlar. Ama hayalimiz bir gün bunun içinde gerçekten alabileceği halde satın almayan ve gerçekten bu amaçla da kiralama yapan kullanıcı sayımız bence artacak. Harika. Peki, yani deneyim mimarisi bir engel kaldırma işi. Nasıl bir mimar engelli dostu bir bina yapmaya çalışıyor? Siz de alışveriş yolculuğunu tasarlıyorsunuz bu şekilde. Bu konuda da iyi olduğunuzu düşünüyorum gerçekten. Ya bunun yolları da öğretiliyor zaten, sır değil ama sizin bir sırrınız var mı? Yani söylerseniz beni vurmanızın gerektirmeyeceği bir sırrınız var mı efendim? Yani bir sır gibi değil ama genel olarak hani kendim kişisel olarak da girişimcilik serüvenimde de iyimser olmaya çalışıyorum. Çünkü evet çok fazla problem çıkacak ve bugün hepsini öngörmenin, hepsine bir çözüm üretmenin imkanı yok. Yani böyle bir vakit de yok, böyle bir kaynak da yok. Hani girişimcilerin böyle hiç vakti yoktur falan derler. Ben de daha önce de anlamazdım işte bazen girişimciler gelirdi bir toplantı ayarlamaya çalışır bir türlü ayarlayamazdık şirkette çalışırken. Fakat sonra anladım yani nasıl bir şey olduğunu. Hatta şey Elon Musk şey demişti işte haftalık 8 saatimi boşaltabiliyorum. Hani bir kız arkadaş edinebilirim çünkü 8 saatimi boşaltabiliyorum. Gerçekten böyle bir şey çünkü yani inanılmaz bir Evet. takvim, çok yoğun, gece gündüz çalışma gerektiriyor. Dolayısıyla zaman çok değerli. Bütün problemleri önceden tespit etmek diye bir şey yok. Mümkün olmuyor. Dolayısıyla aslında birazcık öngörüyle birlikte, biraz hani artık yılların verdiği, yani çok da tabii deneyimli değilim. Yıllardır böyle iş hayatında falan değilim ama biraz böyle o sezgisel düşünmeyle de aslında analitik düşünmeyle de birleştirerek belli problemleri zaten öngörebiliyoruz. Biraz da iyimser oluyoruz. Diyoruz ki evet bunu çıkaralım. Muhtemelen iyi gidecek. İyimserlik çok önemli çünkü. Evet. Mükemmel olmadan bir iş bunu ortaya çıkarabilmek girişimciliğin bence ta kendisi. Dolayısıyla hani biraz da iyimser olup o işi hayata geçirip hızlı bir şekilde itere ediyoruz. Yani sürekli yeniden yeniden düşünüp yeniden tasarlıyoruz aslında yaptığımız işi. Bence bizi birazcık da başarılı kılan bu sır oldu. Yani ve hakikaten tutkunuz da bütün bunlara yardımcı oluyor. Yani oradaki sizin başka
röportajlarınızdan da izlediğim, hani hakikaten bu iş bir süreç ve sizin sürecinizde sadece satış sonrası gibi bir şey de değil. Bunun devam etmesi, o insanların geri dönmesi süreçleri var. Yani burada o müşterilerle çok yakın bir ilişki kurmak, onlara bir takım onları tanıdığınızı gösteren veya düşündüğünüzü gösteren detaylar, bunların hepsi bence sizi hem marka bağlılığınızı artıran hem de sizin sürdürülebilirliğinizi artıran konular. Peki yine merak ettiğim bir konu kiralama fiyatı, yani fiyatlandırma daha doğrusu. Burada ödenebilir fiyatı bulmak için yaptığınız belli testler, belli yaklaşımlar var mı, neler var diye onu merak ediyorum. Burada yine ilk günden beri hep kullanıcıyı dinledik. Ondan birazcık aslında bahsetmedim ama ilk 400 kullanıcıyı bizzat kendim arayarak telefonla konuştum ve sorular yönelttim. Ondan önce de yine empatik röportajları kendim yapıp orada aslında kullanıcının bir şeyin kiralama fiyatının uygun olup olmadığını kafasında nasıl hesapladığını anlamaya çalıştım. İşte atıyorum fiyatını 12'ye bölüyor. İşte bir aylık fiyatı kiralama fiyatının bir aylığından daha pahalıysa gibi kıyaslamalar yapıyor fiyatı aslında düşünürken. Bunları aslında iyi bir şekilde anlamaya çalıştık. Daha sonra tabii işin bilinmezliği sebebiyle çıkabilecek bir sürü maliyet var. Örneğin bugün işte bir temizlik robotunun bir yıl kiralandığında ne kadar hasar onarım maliyeti çıkarabileceğini bilen biri yoktu Türkiye'de. Dolayısıyla bunları da projekte etmek gerekiyor. Her bir cihaz için işte birkaç yılda ne kadar hasar onarım maliyeti getirebilir, parça maliyetleri nedir, ne kadar yüzdelerle hasar getirebilir gibi hesaplamaları ilk başta tahmini olarak yaptık. Ondan sonra verimiz, gerçek verimiz de gelmeye başlayınca tahminlerimizle kıyasladık ve ortaya biraz daha gelişmiş bir fiyat modeli çıktı. Orada hani özellikle işte cihazın fiyatının taksitli aldığı zaman ödeyeceği fiyata biraz daha uygun bir fiyat sunmaya çalışıyoruz. Fakat bizim operasyonumuz gereği de maliyetimiz çok daha yüksek. Örneğin işte bugün bir tane cihazı sattınız, bir distribütörsünüz, elektronik cihaz satıyorsunuz. Gönderdiniz ve aslında orada bitti. Ama bizde cihazlar geri geliyor. Bu demek ki çift kargo süreci geçiriyor. Çift kargo süreci geçirirken cihazın sağlam gidip gelmesi için ek bir sürü önlem almanız lazım. İşte cihazın orijinal kutusunun yıpranmaması gerekiyor. Çünkü sıfıra yakın bir deneyim sunulması gerekiyor. Bu yüzden ek koruyucu kutular gerekiyor. Bakım onarım maliyeti var. Çünkü her seferinde biz incecik çizikleri bile aslında giderebilecek bir bakım onarım sunuyoruz. Yani o unboxing deneyimi, kutu açılım deneyimini herkese iyi bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Bunları da önceliklendirince tabii maliyetler birazcık yükseliyor. Ama artık her şeyin fiyatı sürekli yükseldiği için ilk başlarda biraz kullanıcıların mesela fiyat algısı çok bozulmuştu. Herkes şey diyordu işte, yani buna işte 1000 lira vereceğime 5000 lira daha veririm, 6000 liraya cihazın kendisini alırım diyordu. Fakat o cihaz şu an 15 bin lira olmuş. Evet. O kadar uzun zamandır görmemiş ki cihazın fiyatını. Evet. Uçmuş gitmiş. Dolayısıyla hani artık kullanıcılar da biraz daha fiyat farkındalığı oturmaya başladı. Bizim de sistemlerimiz biraz daha şu anda oturmuş durumda. Harika. Peki şimdi ben aslında bu işi ilk duyduğum zaman çok rakibiniz olmadığını düşünmüştüm ama Türkiye'de bile iki rakibiniz olduğunun farkına vardım aslında. Yurt dışında da var rakipleriniz gördüğüm kadarıyla. Yani nasıl ayrışıyorsunuz? Neyi daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz onlardan? İlk günden beri aslında kullanıcı deneyimi tarafında her zaman fark yaratmaya çalıştık. Kullanıcının bir kiralama deneyimi yaşamasını istemiyoruz. Alışkın olduğu e-ticaret deneyiminin çok benzerini yaşamasını istiyoruz. Çünkü Türkiye'de biz pazara çıkarken araç kiralama şirketlerinden bahsediyorum. Dijital araç kiralama şirketi olarak bile kendini tanımlayan şirketlerin deneyimleri çok kötüydü. Çok fazla bilgi belge yüklemeniz gerekiyor. Kimisinde video çekip yüklemeniz gerekiyordu bu platformlara. Gerçekten çok karmaşık süreçleri vardı. Ve hani baktığımız zaman bu iş gerçekten çok daha kullanıcı dostu bir şekilde yapılabilir. Çok daha az belge ve bilgi isterek, çok daha az kullanıcıyı ürküterek yapılabilir ve odaklandık ilk günden beri. Sektöre de bu anlamda bir nevi şu anda rekabette önce olduğumuzu düşünüyorum. Kullanıcı akışları, kullanıcı yolculukları tarafında. Servis tasarımını gerçekten çok özenle tasarladık ve her gün üstüne bir şeyler eklemeye devam ediyoruz bütün temas noktalarında şu anda. Bence ilk olarak ayrıştığımız nokta bu.
Müşteri deneyimi tarafında gerçekten çok iddialıyız. Onun dışında işte UX UI servis tasarımında bunun birazcık içine katmış oldum anlatırken. Onun dışında bir hafta kiralama süresi de çok önemli. Bu da aslında rekabette çok sunulmayan bir kiralama süresi şu anda. Yeni yeni başlayanlar var şu anda kısa süreli kiralama süreleri sunmaya başlayan ama biz ilk günden beri bunu sunuyorduk. Çünkü çok iyi biliyorduk. O yaptığımız araştırmalarla kullanıcılar denemek de istiyor. Satın almadan önce denemek için bir aya ihtiyacı yok. Bir hafta denemesi zaten aslında ona fikir Aynen. veriyor. Bu da bizim işte şimdi kirala, kiraladıktan sonra memnun kalırsan satın al özelliğine evirdi. Çünkü baktık ki bazen kullanıcılar bir cihazı alıyor, evine kuruyor. İşte bakıyor o temizlik robotu halısının üstüne çıkabiliyor, koltuğun altına girebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kedisiyle köpeğiyle anlaşıyor evde. Hiçbir problemi yok. Ondan sonra diyor ki ben bunu paketleyip göndermeyeyim. Zaten çok temiz geldi cihaz bana. Ben bunu satın almak istiyorum. İkinci el değerinden diyordu. Bu tip fonksiyonları da öncü bir şekilde şu an Türkiye'de çıkarıyoruz. Yani bu kullanıcıyı aslında iyi dinleme Kesinlikle. becerimiz bizi hep bu konularda da aslında yeni fonksiyonlar çıkarırken de hep yardımcı oluyor. Çok net, çok güzel. Peki şimdi sanıyorum her başarılı girişim gibi yurt dışında da sizde hayalleriniz vardır diye düşünüyorum. Planlarınız ne? Bir de kendi isminizle mi çıkmayı düşünürsünüz böyle bir durumda bilmiyorum. İlk planımız aslında İstanbul'da süreçlerimizi oturtmaktı bundan 2 yıl önce. Bunu kısa bir süre içinde başardık. Sonra İstanbul'a yakın 18 şehre açıldık. Çok kısa bir süre sonra da 81 ile açıldık. Çünkü Türkiye'de aslında baktığınızda büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir taraftan bir tarafa bir şey yollaması bazen 3-4 gün alabilen bir şeyden bahsediyoruz. Her ülkede çünkü böyle değil ve bunu başarırsak aslında pek çok ülkede de iyi bir deneyim sunabiliriz diye düşünüyorduk. İlk günden beri yurt dışına açılmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de yaşanan alım gücünün düşmesi, yaşam maliyetinin artması, sürdürülebilirlik farkındalığının artması gibi aslında konular şu an dünyanın her yerinde var. Yani sadece enflasyonla mücadele eden biz değiliz veya sadece evlerindeki metrekareler küçülen, eşya almak, almamak zorunda kalan, çünkü depolayacak yeri olmayan aslında kişiler biz değiliz. Dolayısıyla biz ilk günden beri hep bunu global bir marka olarak da gördük. Fakat ismi koyarken böyle bakamadık konuya. Çünkü Türkiye'de hani bu işin yaygınlaşması ve sahiplenilmesi için aslında tanıdık bir kelime Gayet tabii. kullanmayı tercih ettik. Bu stratejikti. Ama yurt dışına başka bir isimle açılıyoruz. Bunun üzerinde evet planlarımız var. Bir iki ay içinde de hatta duyurularını yapmaya hazırlanıyoruz. Fakat bu yolculukta her şey o kadar hızlı değişebiliyor ki o yüzden dilim çok yandı. Önceden söylemiyorum ki sonradan Tabii. Yok yönümüzü yok. değiştirirsek sorun olmasın. Tabii. Burada da yine bu arada aynı şeylerden geçtik, aynı süreçlerden geçtik. Dünyadaki pek çok pazar olarak gördüğümüz ülkeye reklam verdik. Buralarda ölçüm yaptık. Harika. Mesajları ölçtük. Oradaki mesajları Türkiye'deki mesajlara kullanıcıların verdiği tepkilerle kıyasladık. Oradaki birim maliyetleri ölçtük, buradakileri ölçtük. Yani aslında baktığınızda nasıl burada emekleyerek başladıysak yurt dışı için de kararlarımızı verirken aynen böyle emekleyerek başladık. Süper. Yani hakikaten çok güzel ders niteliğinde bir şey oldu bu. Yani gerçekten bu ön şeylerin nabız yoklamalarının yapılması bu. Genelde insanlar yani benim gördüğüm girişimlerde tabii ki herkese genel mümkün değil ama bu kendi kafalarının içinde döndürdükleri bir dünya oluyor genelde. Ve çok az aslında bunların teyitlerini alıyorlar diye görüyorum. Burada şunu ekleyebilirim belki. Biz ilk günden beri müşteri memnuniyet skoru ölçüyoruz ve NPS ölçüyoruz. Bunları girişimler çok böyle erken aşama zamanlarında pek yapmazlar aslında. Bu bana hep işte başka iyi girişimcilerin verdiği tavsiyeler sonucunda oldu. Onu da atlamayayım Çok iyi. çünkü bir give back kültürü oluşuyor şu anda girişimcilikte. Özellikle kadın girişimciler arasında. Hani daha erkek girişimciler arasında hep birbirine yardımlaşma kültürü biraz var ama kadın girişimciler Var. daha yeni yeni böyle kendini ispatladığı için birazcık yeni yeni başlayan aslında bir alışkanlık, o gelenek olduğunu görüyorum. Burada da şey gibi oluyor. Yani onlar iyi yaptıkları şeyleri bize öneri olarak veriyorlar. Biz de iyi yaptığımız şeyleri bizden daha yeni başlayan girişimcilere aslında vermeye çalışıyoruz. Orada bir girişimcilerden bir tanesi bana şey gibi bir şey söylemişti. Ne olursa olsun haftanın günlerinde ne kadar yoğun olursan olsun
birkaç saatini de olsa müşteri görüşmelerine mutlaka ayır. Yani oku hepsini demişti. Bunu gerçekten çok benimsedim. Ne kadar yoğun olursam olayım, şu anda evet ilk 400 aramadan sonra artık ben yapmıyorum aramaları. Yapmayı çok isterdim bu arada ama gerçekten çok Zaman. vakitsizim. Aynen. Ama haftanın mutlaka yarım saat, bir saatini arayıp tek tek bütün kullanıcıların skorlarını, hangi puanı neden verdi, neyden memnun kalmadı, özellikle de duygusunu anlamaya yönelik soruları sormaya çalışıyoruz. Yani diğer şirketler gibi çok böyle genel geçer ezbere sorular sormaya çalışmıyoruz. Özellikle duygusunu da anlamaya çalışıyoruz. Ne hissetti orada, onu yaşadığında ne hissetti gibi. Hep buraları gerçekten çok önemsiyorum. Peki şey sorayım, yurt dışı tarafında uykunuzu kaçıran bir şey var mı? Yani şunlar kolay da şunu nasıl yapacağız ya dediğiniz bir şey var mı? Olmaz mı? Uykumu kaçırmayan hiçbir şey yok öncelikle. Gerçekten çok fazla problem var tabii ki de. Yani şu an bütün bu yaptığımız araştırmalarla hani oradaki kültürü, insanları anlamaya çalışıyoruz. Fakat ne olursa olsun %100 kültürü tam bir şekilde anlamak ve oradaki kullanıcı davranışlarını öğrenmek mümkün değil. Ama burada hemen şeye döneceğim. Yani mesela biraz şeyden bahsedebilirim. Ya oranın farklı hukuki süreçleri var. Tabii. Orada işte atıyorum yurt dışındaki ülkelerde çoğunda mesela Türkiye'de bir tane elektronik cihaz alıyorsunuz. O cihazın motoru bozuluyor. Diyelim ki o cihaz patladı, tamamen sistemsel bir hata geçirdi. Burada sorumluluk kimin? Her ülkede mesela bunun cevabı farklı. Dolayısıyla hani bu işi ticari ve hukuki olarak iyi bir şekilde yapmaya çalıştığımız için her şeyle birlikte uyumlu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buralarda tabii bir sürü engel çıkıyor. Yani buradaki öğrenimlerimize çok zıt yeni problemler çıkıyor ve zaman zaman pek çoğu uykularımızı kaçırabiliyor. Ama burada hep hani tekrar şeye döneceğim, iyimser olmak. Her şey iyi gidecekmiş gibi. Yani elimizden gelen her şeyi yapıp arkamıza yaslanıp her şey iyi gidecekmiş gibi mükemmele gitmeden, mükemmeli beklemeden ilerliyoruz. Demirden korkan trene binmezmiş ya, o yüzden evet. Bir şekilde bunu şey yapmak gerekiyor. Peki son bir soru, son sorudan önce yani klasik sorumuzdan önceki son soru. Yeni iş fikirleri biriktiriyor musunuz aklınızda? Yani kiralarsın bir noktaya geldikten sonra onu satıp yeni bir iş kurma hayali kuruyor musunuz? Bir girişimci şeyi kanı olduğun için sizle diye soruyorum. Ve veya şöyle başka girişimlere yatırımcı olma fikrine nasıl bakıyorsunuz? Veya oluyor musunuz şimdiden? Yani çok zor bir soru. Çünkü bir girişimciyim, yatırımcılarımız var. Ve odak noktamın dağıldığını bilinmesini hiç istemem düşünmesini. Tamam, bu kısmı ben şey yapacağım. Hayır söyleyeceğim. yok çok dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Gerçekten gecem, gündüzüm, her saniyem kiralarsına geçiyor. Hafta içim, hafta sonum, her saniyem kiralarsına geçiyor. İşte arkadaşlarımla masada bunu konuşuyoruz. Her zaman kiralarsa neyi daha iyi yapabiliriz, ne katabiliriz diye aslında düşündüğümüz bir girişimcilik serüvenindeyiz. Maalesef de böyle oluyormuş. Hiç böyle rahat para kazanayım, arkama yaslanayım, işte bir fikir buldum gibi olmuyor. Mecburen böyle olması gerekiyor ki sonunda bir aslında değer çıksın. Ama tabii ki de aklıma hiç fikir gelmiyor değil. Çünkü mesela kiralarsının problemlerini çözerken ya bazen diyoruz ki hani şunu yapan bir girişim olsa da ondan alsak, yani bu problemi günlerimizi, aylarımızı harcayarak, bu kadar insan kaynağı, bu kadar yazılım kaynağı harcayarak neden yapmak zorundayız? Yani direkt API'leri olsa şunu entegre etsek ve bitse. Bazen arıyoruz, bulamıyoruz böyle bu tip çözümleri. O zaman diyorum ki yani bu ne kadar güzel bir fikir. Yani hazır müşteriyiz ve bunun gibi kaç tane müşteri vardır falan. Arada mesela böyle kahve içerken falan yarım saat kurucu ortaklarla böyle üzerine konuşuyoruz. Aslında şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Arada kağıt çıkarıp süreç çizmeye başlayanlar falan oluyor. Ama şey, hemen hızlı bir şekilde neyse konumuza dönelim diye devam ediyoruz. Çünkü gerçekten vakit yok şu anda. Yani ileride belki çok başarılı oluruz ve işte birazcık daha sorumluluğumuzun az olduğu, biraz daha dışarıdan bakabildiğimiz işlere pozisyonlarımız olursa neden olmasın? Kiralarsın da kullanabileceği, buradaki öğrenimlerimizden başka yeni fikirler çıkarıp yeni başarılar elde edebileceğimiz fikirlere tabii çok açığız. Zaten birazcık da böyle oluyor bence. Yani bir şeyi iyi bilip sorunlarınızı çözemeyince bir sorun çıkıyor. Aynen. Kiralarsın da benim için böyle başlamıştı zaten. Kesinlikle. Peki o zaman gelelim podcastimizin klasik sorusuna. Başak Baykan'ın değer yaratma formülünü soracağım.
Aslında sanki şey boyunca, sohbet boyunca birazcık söyledim gibi. Hep öyle oluyor Benim için önemli genelde. olan şeyleri. Evet. O zaman özetle. Tamam, Özet geçeyim. peki. Aslında girişimcilik işi, tutkunun peşinden gitme işi. Bunu zaten herkes söylüyor, herkes konuşuyor. Çok cesur olma işi ve az önce bahsettiğim gibi biraz da iyimser olma işi. Yani mükemmeli beklemeden, hızlı şekilde. Çünkü zaman en büyük aslında zarar demek, ceza demek. Dolayısıyla yeterince iyi şeyler üretiyorsan devam etme işi. Mesela çevremde çok girişimci var, girişimci adayı var. Hepsi mesela tüm şartların ve tüm ürünlerin, kendi işte üzerine çalıştığı ürünlerin, hizmetlerin mükemmel olmasını bekliyor. Ve o kadar karmaşık projeler çıkıyor ki sonunda yılıyorlar. İşin içinden çıkamıyorlar o karmaşık projelerin. O yüzden ben hani birazcık cesaret, biraz tutku ve iyimser olma hali diyeceğim. Ve tabii çok çok çalışma, gece gündüz, ne pahasına olursa olsun, çok çalışma da bu işin formülünün en kritik parçası. Harika. Peki, o zaman başka bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı veya size kiralarsını nasıl yani nasıl ulaşacakları çok basit aslında. Kiralarsını.com'dan girecekler ama. Şeyi ekleyebilirim. Eğer gerçekten kiralarsın.com'a girip kiralama yaparsanız, lütfen LinkedIn'den bana yazın veya bizim destek e-maillerine bile yazsanız ben bu tip şeyleri okuyorum. Özellikle sohbet etmek isterim üzerine. Nasıl bir deneyim yaşadınız? Geliştirebileceğimiz şeyler neler? Hani dinleyiciler de şu anda eğer duyuyorlarsa gerçekten bekliyor olacağım dinlemek için. Denemek istediğiniz bir cihaz varsa, merak ettiğiniz. Hatta şimdi şey de Black Friday'e de yaklaşıyor. Eğer satın almayı düşündüğünüz cihazlar varsa o dönemde belki şimdi denemek istersiniz. Hatta size bir indirim kodu da verelim. Büyük harflerle DYF ve rakamla 20. DYF 20 yazarsanız şu anda sepette %20 indirimli bir şekilde de kiralama yapabilirsiniz. Süper oldu bu ya. Hakikaten Tamam. çok teşekkür ederiz bu cömert teklif için. Çünkü bazen beni çok büyük maliyetten kurtardınız diye teşekkür edenler oluyor. Yani onu da söyleyeyim. Mutlaka. Evet, yani hiç beklediğim gibi değilmiş diyenler olabilir tabii. Evet tabii çok oluyor. Çok yaşanıyor bunlar. O yüzden aklınızda olalım. Her zaman bekleriz. Peki, harika. Çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdığınız için. Çok güzel bir bölüm oldu bence. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya betayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyursever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.